Anneler konusunda çok etkileniyorum. Yani bu daha sağlam. Şimdi benim de annem şu anda yatalak, Alzheimer. Ben her gün anneme baktığımda çok üzülüyorum. Yani bir bebek gibi hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi böyle anneleri ağlarken görürken ben daha çok etkileniyorum. Bir evlat, erkek evlat yani. Bu programı milyonlar izliyor. Bilmiyorum ne yazdın. Lütfen yönetmenim. Rica edebilir miyim bu VTR'de? Canım sevgilim, annem adına senden özür dilerim. Oh. Anneme rağmen kazanmaya devam ediyorsun. Seni seviyorum. Sakın pes etme. Bence iki kadın da suçlu değil. Kesinlikle. İşte o arayı tutman önemli. Evet, bence kadınların, yani Yeşim Hanım da suçu yok. Bey Hanım'ın zaten hiç suçu yok. Çocuklar, anneler her türlü hata yapabilir. Yani onlara babalarımız da bütün hatalar yapabilirler ama o hataları biz olgun insanlar olarak karşılamalıyız ki hani biraz inancın sahibiysek, çünkü ben bizim ailemizde de çok kötü şeyler yaşadım. Gözlerimle gördüm bu yaşanmışlıkları. Çok üzüldüğüm şeyler oldu hayatımda. Bir gün eve geldim, telefonlar açtım. Annem telefonlara hiç cevap vermedi. Çok merak ettim. Direkt eve gittim. Başka bir şehirdeydim. Annemin, yani oturduğumuz evin, bizim Beykoz Mahallesi'nde oturuyoruz. Biz Beykoz'da oturuyoruz arkadaşlar, Korubaşı Mahallesi'nde. Herkesin kapısı açıktır. Komşuluk çok güzeldir. Herkes birbirine haber vermeden gider, kapısını açar girer. Kapımız açıktı. İçeriye girdim. Anne, anneciğim diye sesleniyorum. Cevap yok. Sonra yatak odasına girdim. Anneciğim ben geldim dedim. Telefonlara cevap vermedin dedim. Neden konuşmuyorsun? Annem tamamen yorganla kafasını falan kapamış. Anneciğim dedim, neden göstermiyorsun kendini dedim. Ben dedim, çok üzüldüm dedim, buraya geldim dedim, senin sesini duymak istiyorum anneciğim, neden yüzünü gizliyorsun benden dedim. Ben açmak zorunda kaldım yorganını. Annemin yüzünün bir tarafı yoktu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim ben. Yani annem o gün biriyle konuşuyor, ismini veremeyeceğim ben. Ve annemi ben hastaneye kaldırıyorum. Zona diyorlar annemi. Ben zonanın ne olduğunu da bilmiyordum o güne kadar. Annem zona hastalığına yakalanmış. Bir kelimeyle, bir kişinin anneme söylediği ağır bir kelime yüzünden annem zonaya yakalandı arkadaşlar. Sonra bunu demansa döndü, demanstan da Alzheimer'a döndü. Ve benim annem şu anda bir bebek, konuşamıyor. Hiçbir derdini söyleyemiyor. O yüzden ben herkesten rica ediyorum. Kimse annesini üzmesin. Kimse annesinin sesini yükseltmesin. Çok kötü şeyler yaşayacaksınız sonra. En sevdiklerinizden bulacaksınız. Lütfen. Onların, bilmiyorum artık ne davranışına verirseniz verin bunları ama çok yanlış şeyler bunlar. O anne şu anda bu geline üzülmüyor ki, oğluna üzülüyor yani. Oğlunun söylediği sözlere üzülüyor, evet. Bilmiyorum, ben daha fazla konuşamayacağım sayın yönetmenim. Kendime...
Senin gözlerine bakmak, yatmak çok zor. Ağlama tamam mı? Ağlama, gerçekten ağlama. Hiçbir şey senin gözyaşına değmez. Hiçbir şey, tamam mı? Hiçbir şey senin bir damla gözyaşına değmez. Bütün çiçekler feda olsun sana Beyhan teyze. Bir şey söylese bile yeşim ne isterse al ne derse yap. Aman kırma etme. Ben buna hep derim. Ama bir anneye. Bak benim annem zaten 4 tane ayağı, 2 tane. Koltuk değnekleriyle zor yürü. Efendim ben çok özür dilerim. Çünkü ben bir sanatkarım. Çok hassas, çok duygusal bir insanım. Annem konusunda çok hassasım. Anneler konusunda çok hassasım. Çok özür dilerim. Seyircilerimizden de özür dilerim. Yani yaş baş hiçbir şey önemli değil. Ama sıfatınız anne ise ne olur ya gelin Beyhan Hanım başta olmak üzere bütün annelerin ellerini öpelim ya. Ne olur ya onlar var ya cennetlik insanlar ya. Onlar dünyayı getiriyor bizi be. Bırakın ellerini ayaklarının altını öpelim onların ya. Gerçekten. Lütfen herkes annesinin elini öpsün ya. Onlar bakın sizin hayatınızdaki insanların dünyaya getiren anneler. Ne olur. Vallahi artık dayanamayacağım ben konuşmaya.